bir manken yürürken elbisenin açılması ya dikişinde bir hata vardır veyahut da dediğiniz gibi kasıtlı olarak yapılmıştır ki ertesi gün gazetelerde kendine promosyon yapsın diye. Dünyada böyle bir şey yok ki. İşte yok işte. Dünyada senin o resmini gazete ertesi gün almaz ki. Vallahi iyi adam lafın üstüne geliyor. Ben CNN'deydim. Kusura bakmayın. Gel otur. VTR'yi izliyordum. Gel. Hoş geldin. Doğru yani. Ya elbise kötüdür ya manken kötüdür ama. Ben biliyorsunuz Sayın Ecevit'in kafasına bir anayasa gelmişti. Size de bunu vereyim ki biraz konulara bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şunu da ver. Ben burada konuşurken içeri girip de benden müsaade almadan konuşmamı niye kesiyorsun? Bana içeri girmemiş. Hayır hayır. Benim gıyabımda konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim Barbaros. Ama mikrofonumu elimden al şimdi. Al mikrofonu. Kesmiyorum. Siz çok iyi. Ama elimden bu şekilde aldığınız şey, şey başka bir şey değil. Mikrofon. Bu kadar hızla ben, sarılmayın bir buna. Bir şey söyleyeceğim. Ben niye sarılıp sarılmayacağım biliyorum. Evde de konuşmuyoruz. Ekran karşısında efendim, konuşuyoruz. Ben yukarıda sizi dinledim. Olur. Eğlencelik çekirdek gibi benden bahsediyorsunuz. Yeni heyetme olduğumu duydum biraz önce gittiğimiz. Siz hatırlıyorsunuz ki bir gün havaalanında karşılaştığımızda bir arkadaşımız Mikonos'a tatile gidiyordu. Ben Paris'e gidiyordum o sıcakta. Ama ben sizi Ayla Algan'la, Güngör Bayrak'la olan yıllarınızdan beri takip ediyorum. Siz de benim moduya giriş tarihlerim endeksli. Ben 50 yaşındayım. Siz 60 yaşındasınız. Aramızda daha 10 fazla, yaş var. Daha fazla. Neyse ki biraz kibarlık yapayım o zaman. Şimdi kendini müdafaa etmeye gelmişsen sıran geldiği zaman konuş. Parayla değil sırayla yani. Sırayla. Çünkü burada konuşan bir insan var. Bir şey anlatıyor. Evde değiliz. Evde olduğu zaman sus herkesin diyorum. Herkesin evindeyiz. Hayır efendim. Hayır biraz saygılı ol. Efendim siz bana benim ilk oldu geldiğinizde bakın bana... ben 17 yıl önce Yıldırım Ayık'ta başladığımda çalışmaya başladığımda siz hatırlayacaksınız. Yine bir bizim meslektaşımız sizi yolladı. Ben içeri odadaydım. Siz Yıldırım Bey at bu oğlanı bu senin başına bela olacak dediniz. Ben mi dedim? Beni işten attırmaya hayır geldiniz. Hayır efendim. Beni görüp hayır de şok geçirdiniz. Hayır bir efendim nereden çıkarıyorsun bunu? Yalan Yıldırım, söylüyorum yalan söylüyorsun. Canlı yayında Türkiye'de. Tabii yalan söylüyorsun. Yıldırım Mayruk bağlansın da konuşalım o zaman. Ben niye başına bela olacak diye seni attırıyorum. Şimdi bakın ben ciddi bir televizyon Barbaros ne yaptığını diyorsun. Ne yaptığını farkında ben mısın? Ben gayet iyi biliyorum efendim. Modadan dikkat önce müzik, siz müzik adamısınız. Bir şey söyleyeceğim. Benim ne adamı olduğum değil. Yalan konuşma bir daha benim yalan konuşmuyorum. Sizi ben Canan de... Yaka bana yolladı. Barbaros'u at buradan diye atölyeye girdiniz. Sen... 17 yıl oluyor. Bir şey söyleyeceğim. 17 yıldır niye bunun tartışmasını yapmadınız? Ama ben çekirdek ve eğlencelik bir adam değilim. Ben akademisyenim. Ben 4 yıl okur yazarıyım. Ben üniversite bitirmişim. İyi bir ailenin çocuğuyum. Bana eğlencelik konuşur. Ne dediği anlaşılmaz gibi laflar konuşulamaz. Bu coğrafyada ben düşündüğüm dilde sevişir, düşündüğüm dilde savaşırım. Düşündüğün gibi konuşuyorsan her şey zamanında yerinde konuşulur. Şu anda işte. Hayır konu 17 17 şuraya sene evvel 17 sene evvel. Nasıl siz götürmüştünüz yanılmıyorsam gene? Yüzüşünle kamuoyuna gelişini hatırlıyoruz. Hani tanım mıydı niye? Neydi? O ne yüzüşünle? Pardon anam, canım valla. Anam sen bir sakin ben kork. Ben ama sen sinirlendin yani. Çekil eğlencelik falan diye konuşuyor. Kim eğlencelik dedi senin için ya? Yok vallahi dedi. Hatta ne ya? Abuk subuk konuşuyorsun ya. Nezaket sınırlarını aşmıyorlar. Hayır ben aşarım sana da aştırtmam. O çünkü ben senin büyüğün olarak konuşuyorum. Ama o zaman aklınızı da biraz büyütün. Gönlünüzü de biraz büyütün. Ahlakınızı da biraz büyütün. Kimse sana böyle bir laf söylemedi. Benim önümde kendim söylediniz. Ne zaman söylediniz? Yıldırım Bey vardı atölyede. Canan Yaka sizi bana yolladı. At bu Barbaros'u 2,5 milyonluk müzik seti almış diye atölyeye geldiniz. Bu çocuk senin paranı yiyecek dediniz. O zaman Yıldırım Bey Kartal araba kullanıyordu. Bugün Türkiye'de marka olarak neredeyiz? Siz neredesiniz? İlk Best Motel'den, Rebecca'dan hatırlayın, Naomi'den hatırlayın. Bayram bugün neredesiniz? Derken mangal tahtası gibi konuşmaya başladı. Bakın ifadeleriniz hiç size yakışmıyor. Ama ya sana hiç yakışmıyor. Hayır bir şey söyleyeceğim. Senin böyle bir problemin varsa 17 sene evvel konuştun. Efendim benim bir problemim yok. 17 senedir niye sustun? Ben sizin hayır hala aynı yerde eşelendiğinizi görünce gelip konuşmak ihtiyacını hissettim. Sen kim olursun böyle bir laf söylemeye bana eşelenme? Haddini bil ya. Siz bana eğlencelik çekirdek muamelesi yapıyorsunuz. Bütün bir ülkeye beni seyrettirirken ne duruma düşünüyorsunuz? Sen ne söylüyorsun? Benim muhatabım hanımefendi. Hanımefendi için ben tekrar ediyorum. Hop benim model, için. Hop ben model, Emel hop Hanım'ın model defilesinde yardım ettim. Bir dakika, Şenay Hanım'la müsaade, benim bir şahsi meselem yok. Müsaade eder misiniz? Bir dakika şimdi. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. sohbetimize de... Tam evdeki halimize döndük. Program bitmek üzereydi ama şey hoş geldiniz. Anca yetiştim yani. Tam yan binadan ama buraya. Erkan abi şey söyleyeceğim. Kötü bir şey söyleyin ama eğlencelik onun ne dediği anlaşılmaz. Ben bunu kulağımla duydum. Erkan Özerman senin için kötü bir şey söylemedi. Dedi ki o biraz dedi hani böyle konuşmayı kötü sever. Kötü niyetle söylememiştir hani dedi. Hani konuşur kötü niyetle söylememiştir. Herhalde diline yani öyle ağzına yani. Böyle yapıp unutmuşur dedi hala. Söyledi. Başkası olsa kıyameti koparırdın. Barbaros söylediği için hafife alıyorsun olayı. Ona laf söyletmemek için diyor.
Böyle bir şey lafı sen nasıl tersinden anlar da böyle... Eğleniyoruz biz ona dediniz. Yıldırım Bey'i kendinize muhatap olarak ifade ettiniz ve konu değiştirsin diye biz ikazda bulunuyoruz dediniz. Çok konuşuyormuşsun. O yüzden de... Canım aklı olan anlar efendim. 300 kelimeyle konuşmuyorum ben Türkçe'yi. Allah'a şükür 3000 kelimeyle vahşi kısrak muamelesi yapabiliyorum. Bunu bir düşünmek evet. lazım. Gördüm. Onda çok haklı. Ben gördüm şu an. Senin için bir program yapılırsa senin aklına... Efendim benim için yapılmaz. Şöyle. Benim buraya gelmem bile tesadüften ibaret. Hangi zaten tesadüf? Yapmaya kalktım toplamayı biliyorsunuz. Rütük yayından aldım. Şimdi Çengelli'yi ne yapacağım? Başörtüyle Kanal 7'den yayınlayacağım. Var mı itirazınız? Sen ne yapmak istiyorsan dönelim. Konumuza dönelim de yani sonuç itibariyle Şenay Hanım'ın da eğer söylediklerini... Evet muhatabım Şenay Hanım. Ben sizin evet. o gün yayınınızda söyledim. Evet. Sayın Belkıs Akkale vardı. Sayın Nuri Sesi Güzel vardı ve Şenay Hanım Doğa Hanım konusunda konuşacak en son mercidir. Kendi görüntüleri, yaptığı işler, kenarı şeffaf, silikli pozları bunları siz de medyanın içindesiniz biliyoruz. Sonra bakın daha önce de bir meslektaşı onun hanımefendinin ben bir modacıyı patlatacağım diye çıktı ortaya. Rögar patladı bir şey patlamadı yani patlak lastik oldu kaldı. Efendim organizatörler kreatörleri yaratmaz. Mankenler kreatörleri yaratmaz. Kreatör yaratılmaz doğulur zaten. Sonradan olunan bir şey değildir. Hiçbir şey sonradan olunmaz. Tercih meselesi değildir bunlar. Bunlar donanımdır kambur değildir. Bunları ifade etmek için vallahi CNN'den çıktım geldim.